Şimdi bu haftaki grup konuşmasını yapmak üzere eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Değerli milletvekili arkadaşlarım, saygıdeğer sendika temsilcileri, emekçi kardeşlerim ve basının değerli emekçileri, grup toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum öncelikle. Bu hafta grup toplantımızın konuları, değerlendirmeler tabii ki ağır konular, ağır mevzular. Fakat gündeme geçmeden önce iki hatırlatma yapmak istiyorum. Birincisi 16 Mart 1988 Halepçe katliamının yıl dönümü. Yarın Saddam diktatoryasında 5000 Kürt'ün kimyasal silahlarla bir günde katledilişinin yıl dönümü. Maalesef ki o dönemde dünya katliamlara sessizdi. Maalesef ki o dönemde katliam gerçekleşirken herkesin, bütün dünyanın gözü önünde bir soykırım gerçekleşirken tepkiler, sesler yükselmiyordu. Fakat gün geldi, diktatörlük devrildi. Irak parlamentosu aldığı bir kararla Halepçe katliamını soykırım olarak kabul etti. Bir kez daha Halepçe katliamı ve Halepçe katliamında yitirdiklerimiz şahsında bütün soykırım ve katliam mağdurlarını buradan anmak istiyorum. Yine geçen hafta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ydü. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de emekçi kadınlar yasaklara rağmen alandaydı. Biliyorsunuz 8 Mart kutlamalarına, mitinglerine birçok yerde izin verilmedi. Buna rağmen emekçi kadınlar hem kadın özgürlüğü bilinciyle hem emeğin hakkı hem savaşa karşı barış sloganı ve tepkileriyle, talepleriyle meydanlardaydı. Buradan ben bütün emekçi kadınlara, ezilen bütün kadınlara, grubum adına dayanışma duygularımı 8 Mart'ta alanlarda olan bütün kadınlara da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Evet değerli arkadaşlar, gündemin tabii ki en önemli konusu Ankara'da gerçekleşen kanımızı donduran katliamlardan biri maalesef. Pazar günü saat 18.45 Kızılay Meydanı'nda herhalde sivillerin en çok bulunduğu saatlerde seçilmiş olmalı ki, sivillerin en çok bulunduğu yer seçilmiş olmalı ki, eylem katliam noktası olarak orası tercih edilmiş. Ve tümüyle sivilleri hedef aldığı anlaşılan bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Bir kez daha partim adına, bütün arkadaşlarım adına lanetlediğimizi, kınadığımızı ve asla hiçbir gerekçeye sığınılamayacak bir vahşet eylemi olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Resmi rakamlar 37 yurttaşımızın yaşamını yitirdiği, 120'den fazla, 130'a yakın yurttaşımızın, kardeşimizin yaralandığı şeklindedir. Bir kez daha bütün yitirdiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün yakınlarına, bütün halkımıza sabır, başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum ki umarım her biri sağlığına kavuşur ve ölü sayısı artmadan, bilanço daha da ağırlaşmadan bu faciayı, bu katliamı bu şekilde en azından atlatmış oluruz. Şimdi değerli arkadaşlar, herhalde neredeyse her ay bir katliamla, toplu bir katliamla, neredeyse her gün ölüm haberleriyle. Ya çatışmada, ya bombayla, ya tankla, topla, ya yakılarak, ya infaz edilerek, ya üzerinden tank geçirilerek bir ölüm haberiyle, bir katliam haberiyle artık günlere başlıyoruz. Diyorlar ya artık terörle yaşamaya alışmamız lazım diyorlar. Bir yüksek yargı kurumu başkanı da bunu söylüyor. Hükümet sözcüsü mahiyetinde bir gazeteci de bunu söylüyor. Kendileri alışabilirler, bilemeyiz. Ölümlere alışmak, öldürmelere alışmak, her gün kan deryası içerisinde bir Türkiye'ye uyanmaya alışmak onlar açısından çok kolay olabilir. Fakat biz alışmayacağız. Bize bunu normalleştirmeye çalışan, bunlar normaldir, bunlar bundan sonra bu ülkede olacak, dolayısıyla herkes buna hazırlıklı olsun şeklindeki bir anlayışı asla kabul etmeyeceğiz.
Evet, ülkemizde bir savaş gerçeği var. Bir katliam gerçeği var. Bir terör gerçeği var. Ülkenin 14 yıldır yöneteni, 14 yıldır iktidarı ve bütün devlet mekanizmalarını hakimiyeti kontrolü altında tutan partinin yönettiği ülkede bu gerçeklik var. Fakat bütün bunlara alışmak demek, bütün bunlar artık normaldir, kanıksamamız lazım demek, her şeyden önce insanlığımızı unutmak demektir. İnsan olan, yüreğinde insani, vicdani, ahlaki değerler kırıntısını taşıyan hiçbir insan böyle bir şeye alışamaz. Asla böyle bir şeyi normal göremez. Bundan sonraki yaşam tarzımız budur. Ve ülkemiz artık bir savaş ülkesidir. Her gün öleceğiz, her gün katledileceğiz. Kimse de buna itiraz etmesin şeklindeki bir dayatmaya biz asla boyun eğmeyeceğiz. Bizi buna alıştıramayacaksınız. Bu olağanüstü, insan doğasına aykırı bir durumdur. Normal olan şey savaşın, katliamın, ölümün yaşanmadığı bir toplumsal yaşamdır. Normal olan budur. Savaşın kendisi olağanüstüdür. Katliamların kendisi olağanüstüdür. Olağan dışıdır. Biz niye olağan dışı olana alışıyormuşuz? Asıl siz barış isteyen, bütün bu savaş kışkırtıcılığı politikalarınıza rağmen barışta ısrar eden barış savunucularına alışsanız iyi olur. Asıl siz bizlerin bütün bu savaş dayatmaları karşısında ilkeli, ahlaklı duruşuna alışsanız iyi olur. Biz savaşa alışmayacağız. Evet, yıkımlar var. Bakın, ilk defa karşılaştığımız bir durum değil Ankara'daki katliam. Biz Diyarbakır mitinginde, biz Suruç'ta, Ankara Garı'nda, Sultanahmet'te ve yine Merasim Sokak'ta, önceki gün Kızılay'da. Bütün bunları peş peşe yaşarken arada da, bütün bu toplu katliamların arasında da her gün savaş gerçeğiyle zaten yaşıyorduk. İlk defa başımıza gelen, getirilen bir durum, bir felaket değil bu. Ancak ne hikmetse dikkat edin, her katliam sonrasında fail kim olursa olsun, mağdur kim olursa olsun, dikkat edin, her katliam sonrasında tek mağdur var, AKP. Diyarbakır'da bizzat benim konuşma yapacağım miting bombalanır. Gözlerimin önünde kardeşlerim, arkadaşlarım, partililerim, hatta küçük kızlarımın arasında, ailemin arasında bulunduğu kitlede bomba patlar, parçalanır insanlar, ama mağdur AKP'dir. Suçlu yine HDP'dir. Suruç'ta gencecik yoldaşlarımız paramparça edilir. Üstünden daha 2 saat geçmez, daha cenazeler morga yetişmemiştir. Daha yaralılar hastaneye yetişmemiştir. Ama o dönem hatırlarsanız hükümet sözcüsü açıklama yapar, sorumlu HDP'dir. Mağdur yine AKP'dir. Ankara Garı'nda 104 kişi paramparça edildi, katledildi. Hatırlayın, mağdur AKP'ydi. Bu saldırı bizedir dediler. Ve sorumlusu HDP'dir. Hatta o kadar ileri gittiler ki kendi mitinglerinde bomba patlatıyor diyecek kadar çirkinleştiler. HDP oylarını artırmak için kendi mitinglerinde bomba patlatıyor dediler. Bunlar kayıtlarda duruyor. Şimdi Merasim Sokak, işte dün Kızılay'da gerçekleşen katliam. Mağdur yine AKP. Sorumlu yine HDP. Bu işte bir terslik, bu işte bir yanlışlık olmalı. Hepimiz aynı anda haklı olamayız. Ortada bir vahşet, bir katliam durumu varken, ortada bir tane iktidar ve onu yöneten tek bir parti varken, biz de bir şeyler söylüyoruz, AKP de bir şeyler söylüyor. Biz de haklıyız diyor, onlar da haklıyız diyor. Fakat ortada büyük bir suç, bir günah var. Aynı anda haklı olamayacağımıza göre büyük bir yalan, büyük bir çarpıtma var ortada. Büyük bir dezenformasyon, manipülasyon var ortada. 14 yıldır her şeyin mağduru bunlar. Derin devletin mağduru bunlar, Kemalist sistemin mağduru bunlar, Ergenekon'un mağduru, KCK'nin mağduru, paralelin mağduru. Dolu yağsa, Allah'ın nimeti başlarına bir dolu düşse kendini mağdur ilan edecek kadar
muazzam bir toplumsal psikoloji, algı, yönetme ağı kurmuşlar, teşkilatı kurmuşlar. Ya para çalıyorlar, para. Evlerinde para makineleri, sayma makineleri, balyayla, ayakkabı kutularında paralar yakalanıyor, yine mağdur bunlar. Böyle bir ahlaksızlık, böylesine bir ikiyüzlülük içerisinde biz hangi sorunu nasıl çözeceğiz? Bakın, terör, şiddet, savaş, katliam, ölüm, bunların hiçbirini sıfıra indiremeyebilirsiniz. Neden %100 güvenlik sağlayamadın diye hiçbir hükümeti eleştiremezsiniz. Doğru. Doğru, dünyanın her yerinde bir, iki bomba patlayabilir. Bunu yapabilirler. Örgütler bunu yapabilir. Bundan dolayı da biz hükümeti eleştirmiyoruz. Fakat dünyanın demokratik ülkelerinde bir bomba patladığında toplum kenetlenir. Değil mi? Siyasiler kenetlenir. Savaş, şiddet karşısında herkes barış cephesinde yan yana, omuz omuza gelir. Bütün toplum. İşte bizdeki eksiklik budur. Savaşı durduramasak, şiddeti durduramasak bile, bunu başaramasak bile, en azından hep birlikte saldırı hepimize, bütün topluma yapılmıştır ve kucaklaşalım diyebileceğimiz bir ülke bırakmadılar. Türkiye'deki mesele budur. Mevzu budur. Her saldırının mağduru bunlardır. Ve her saldırıdan sonra gelin bizim yanımızda saf tutun, birlik olalım diyorlar. Gelin AKP'nin yanında durun, gelin hükümetin yanında durun, birlik olalım diyorlar. Türkiye'nin temel meselesi budur. Bu çözülmediği müddetçe, bakın, ne savaş, ne terör, ne şiddet, hiçbir sorunu çözmek mümkün olmayacak. Toplum bu kadar paramparçayken, kutuplaşmışken, toplumu üstten bu kadar cephelere ayıran bir siyasi anlayışı varken, bu toplumda şiddeti durdurmak, savaşı, terörü durdurmak imkansızdır artık. Maalesef gerçeklik budur. Ve bunu yaratan da biz değiliz. Sorsanız bu konuda yine mağdur onlar. Biz kutuplaştırıcı dil kullanıyormuşuz. Kendileri Türkiye'nin birleştirici gücüymüş. Sorsanız yine mağdur onlar. Oysa yaşam tarzından etnik kimliğine, efendim, mezhebinden cinsiyetine kadar, oy verdiği partiye kadar insanları ayrıştıran, düşmanlaştıran bunlardır. 14 yıldır adım adım bunu yaptılar. Eskiden AKP'ye oy verenler ve vermeyenler vardı. Oy vermeyenler vatan haini, düşman. Oy verenler milli ve yerli unsurlardı. Şimdi bu biraz daha daraldı. Sadece AKP'ye oy vermek yetmiyor artık. Bir de saraydaki zata biat etmek gerekiyor. Ona da biat etmiş olduğunuzun kesin olarak bilinmesi lazım ki vatan haini veya işte halk düşmanı sıfatından kurtulabilirsiniz. Yoksa kampın, kutuplaşmanın kesinlikle öteki ucuna itilirsiniz. Evet, Türkiye'de biz bu meseleyi çözemediğimiz müddetçe birileri gelecek Ankara'da, birileri gelecek şurada burada bombalar patlatacak. Birileri gelecek, efendim, suikastlar yapacak belki. Çünkü bu yara, bu toplumu birbirinden ayrıştırmış, bölmüş, parçalamış bu yara durduğu zaman onu kaşıyacak, kanatacak o kadar çok insan, grup, ülke, devlet olacak ki. Bunları engellemenin işte tek yolu toplumu birleştirmektir. Nerede birleştireceğiz toplumu peki? Bakın, en can alıcı soru budur işte. Bizi diğer partilerden ayıran, AKP, CHP, MHP blokundan ayıran temel nokta burasıdır. Evet, nasıl birleşeceğiz? Bunun cevabını biz farklı veriyoruz, diğer partiler farklı veriyor. Nasıl birleşeceğiz dediğimizde AKP, CHP, MHP tek millet olacağız diyorlar. Tek dil olacağız diyorlar. AKP bunu daha da derinleştirip tek din, tek mezhep olacağız diyorlar. Değil mi? Tekçilik üzerinde. MHP bunu biraz daha derinleştirip tek ırk olacağız diyorlar.
CHP tek ideoloji olacağız, tek yaşam biçimi olacağız belki diyorlar. Ama hepsi teklik üzerinde. Oysa toplumu zaten paramparça eden, kutuplaştıran şey bu teklik dayatmasıdır. Şimdi saraydaki zat diyor ya, ya bizim yanımızda olacaksınız ya teröristlerin. Kusura bak, biz ne terörün ne de senin yanında olmak zorunda değiliz. Çünkü tekleştirme anlayışı tam da burada devreye giriyor. Dikkat edin. Bütün katliam, savaş politikaları ölümlerden muazzam bir siyasi rant devşirmeye çalışıyorlar. Bütün halk korktu ya, ürktü ya herkes. Hemen benim yanıma gelin diyor. Ya bizden yana olacaksınız diyor ya teröristten yana. Safınızı seçin. Oysa başka bir şey var. Adaletten yana olmak, haktan yana olmak, eşitlikten yana olmak, özgürlükten yana olmak, barıştan yana olmak, halktan yana olmak. Mecbur muyuz senden yana olmaktan ya? Ya benden ya teröristten yanasın. Ya ikiniz de birseniz ne yapacağız? İkisi de aynı şeyse ne yapacağız? Efendim milletvekili, sanatçı, aydın, yazar, akademisyen sıfatını taşıyanlar sırf bu sıfatı taşıyor diye terörist olmaktan kurtulamazlar. Bakın herkesi terörist ilan eden muhaliflerin tamamını terörist ilan eden, geri kalanlar da ya benim yanımdasınız ya da düşmansınız kodlamasıyla tekleştiren bir anlayışla işte karşı karşıyayız. Nasıl birlikte bir araya geleceğiz? Milletvekili terörist, sanatçı terörist, gazeteci terörist, akademisyen terörist. Peki bunları sayıyorsun. Tamam. Hani milletvekili, akademisyen olması, yazar, gazeteci olması o kişinin aslında diyor bir terörist olduğu gerçeğini değiştirmez. E buna iki tane daha ekleyelim. Cumhurbaşkanı olması, başbakan olması da o kişinin terörist olması sıfatını değiştirmez o zaman değil mi? Bunları niye unutuyorsun? Sayıyorsan cumhurbaşkanından başla. Bir cumhurbaşkanı da hayli hayli terörist olabilir. Bir milletvekili olabiliyorsa gazeteci değil mi? Bir başbakan da olabilir. Değiştirmek istiyor ya yasayı. O yasaya göre hepiniz olabilirsiniz. Sen de olabilirsin. Deniyor ya, ayarını bozduğun kantar, günü gelir seni tartar. Yasalarla oyna bakalım. IŞİD terörünü destekledin, şuna silah gönderdin, bunu bilmem ne yaptın diye yarın o yasadan dolayı biri seni yargılarsa ne yapacaksın? Senin çıkardığın yasadan dolayı. Çünkü bu mantığa göre herkes terörist olabilir. Üstelik bakın Türk Ceza Kanunu'nda zaten 2012'de kendilerinin çıkardığı bir yasayla zaten herkesin terörist olması çok mümkün. Türk Ceza Kanunu bakın 220'ye 6. fıkra. Aynen şöyle diyor. Örgüte üye olmamakla birlikte, yani örgüt üyesi değilsiniz. Biliyor bunu mahkeme. Örgüte üye olmamakla birlikte, örgüt adına suç işleyen kişi örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır. Yani şu demek, hiçbir şekilde bir silahlı örgüte üye değilsiniz. Mahkeme bunu biliyor, tespit ediyor. Bakıyor, evet siz örgüt üyesi değilsiniz. Ama bu maddeye göre örgüt üyesiymişsiniz gibi cezalandırabiliyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın dediği şey, hepiniz terörist olabilirsiniz. Maddesi zaten 2012'de kendilerinin çıkardığı bir madde. Burada bir istisna var. Diyor ki, bu madde sadece silahlı örgütler için uygulanabilir. Şimdi saraydakinin talimatıyla parlamentodaki AKP grubuna bir telaş, bir ateş düştü. Bu kısmını çıkarmak istiyorlar. Silahsız terör örgütü. Artık silahsız terör örgütü olacak Türkiye'de. Mesela gazeteciler silahsız terör örgütü, akademisyenler silahsız terör örgütü. Şimdi böyle şiddeti, savaşı, terörü, bütün bu katliamları bu şekilde durdurabileceklerini düşünüyorlar. Önleyebileceklerini düşünüyorlar. Ya sadece güvenlik perspektifinden bakan bir anlayış. Türkiye işte 14 yılda bu noktaya getirebildi. Daha fazla güvenlik, daha fazla özgürlükleri kısıtlamak yerine aklınıza hiç bir araya gelip konuşmak, diyalog kurmak, demokrasinin önünü açmak gelmiyor mu ya? Bu seçenek çok mu zor? Bakın, Başbakan Davutoğlu henüz başbakan değilken, Dışişleri Bakanı iken verdiği demeçler var ortada. Aynen şöyle demiş bakın. Şu anda Orta Doğu bölgesinde
Tek bir başarı hikayesi var. O da çözüm süreci. Halen çözüm süreci devam ediyor. 2014 Eylül'ünde vermiş bu demeci. Suriye'de, Mısır'da, Libya'da bu kadar demokratik, içselleştirici davranılsa bugün yaşananlar diyor orada yaşanmazdı. Orta Doğu'da derin etnik ve mezhepsel çatışmalar yaşanırken Türkiye çözüm sürecini yürütüyor. Kolay değil. Akan bir derede yarıyı geçtiğinizde, yarıya kadar geldiğinizde diyor, geri dönmenin maliyeti karşıya geçmekten fazladır artık. Ya madem bunları bilecek kadar akıllısın, madem bunları söylemişsin zamanında, niye çözüm sürecinden vazgeçtiniz? Bak kendisi söylüyor. Çözüm sürecinden vazgeçersek diyor, maliyeti çok ağır olacak diyor. Kendi cümleleri. Evet, Suriye'de, Mısır'da diyor, bakın örnek veriyor, Libya'da savaş var diyor, etnik çatışma var. Bizde yok çünkü bizde çözüm süreci var diyor. Kendi laflar. Peki madem çözüm süreci bütün bu istikrarı sağlıyordu, diğer iç savaşı yaşayan ülkelerden farkımız buydu ve bir başarı öyküsüydü, neden vazgeçtiniz? Peki vazgeçtiniz? Neden bu kadar barış çağrısına, barış isteğine, masaya dönülsün girişimine rağmen neden buna cevap vermiyorsunuz? Bu kadar kızıl kıyamet tankla topla şehirleri yıkacağınıza, Cizre'yi, Sur'u, Silopi'yi bu kadar perişan edeceğinize, bu kadar insanın ölümüne yol açacağınıza, madem çözüm sürecinin kıymetini bu kadar biliyor idiyseniz, neden geri dönülmüyor o sürece? Ne engel var? Ne engel var? Şimdi kınama açıklamaları, bilmem kendini kurtarma toplantıları, güvenlik zirveleri adı altında halkımıza işte merak etmeyin bir şeyler yapıyoruz izlenimi uyandıran saçma sapan işler yapacağınıza, Ankara'ya 70 toma aldık, şurayı bilmem ne yaptık gibi sadece güvenlik penceresinden bakacağınıza, ya şu siyasi partilerle, muhalefetle, bizlerle, STK'larla, barış isteyen insanlarla neden bir araya gelip bu ülkeyi nasıl düzelteceğiz demiyorsunuz? Neden bu kadar çözüm süreciyle ilgili Türkiye her yönüyle kazanırken, ölümler durmuşken, Türkiye'de istikrar güvene doğru gidilirken, Kürt sorununun çözümü konusunda ilk defa bu kadar ciddi bir noktaya gelinmişken, ekonomide istikrar varken, neden o noktaya dönülmüyor da halen terörle mücadelede şunu değiştireceğiz, şunun dokunulmazlığını kaldıracağız, şunu içeriye atacağız, tankla şurayı yıkacağız, Şırnağ, bilmem Yüksekova'yı, Nusaybin'i de Cizre, Sur gibi yapacağız diyerek mi düzelteceksiniz? Bakın, biz hükümette olsak savaşı, şiddeti, terörü elimizden geldiğince minimuma indiririz. Fakat hiçbir şeyi başaramazsak kardeşliği başarırız. Bütün bu toplumsal ayrışmayı, kutuplaşmayı önleriz. En büyük tehlike budur işte. Biz kendi iç sorunlarımızı çözdükten sonra eğer bize bir saldırı dışarıdan geliyorsa onu hep birlikte göğüslemek daha kolay olur. Ama bakın bugün oluyor mu? Olmuyor. Ankara garında katledilenleri Konya'da stadyumda insanlar yuvarlıyor. Olur mu? Oluyor işte. Cizre'de diri diri yakılanları bilmem şu şehirdekiler alkışlıyorlar. Peki nasıl bir birlikten, nasıl bir milli duygudan, nasıl bir ortak acıdan söz ediyoruz? Bu nasıl bu hale geldik? Kimse bunu sormayacak mı Allah billahi aşkına ya? Biz siyasetçi kimliğimizden önce insanız insan. Ne zaman insanlıklar yitirildi? Ne zaman insani ahlaki duygular bu kadar dibe vurdu ya? Önce bunu bir sağlayalım. Önce burada bir ortaklaşalım. Siyasi söylemde şurada burada ortaklaşmasak da olur. İnsani ilkelerde bir birleşelim ya. Bunu başaramadıktan sonra biz hangi bilmem milli ilkede, hangi siyasi ilkede, hangi ülke çıkarlarında birleşeceğiz? İnsanı daha yüceltmeyi başaramıyoruz ya. Cenazelere işkence yapılıyor. Cenazeler yakılıyor. Cenazeler yerlerde sürükleniyor. Tank paletiyle üstünden geçiyor. Ve fotoğrafları çekiliyor. Basına servis ediliyor. Tık yok. Bunlar hepsi acı.
Kızılay'da da, Merasim Sokak'ta da, Suruç'ta da, Cizre'de de, polis de, asker de, PKK'li de, sivil de, her biri candır ya. Hepsinin anası babası var. Anası babası Kürt olanın acısı olmuyor mu? Türk olanın acısı olmuyor mu? Arap oldu mu acısı farklı mı oluyor? Neye göre ayırıyorsunuz bu acıyı? 40 bin kişi sadece son 40 yılda Kürt sorunundan kaynaklı çatışmalarda ölmüş. 40 bin kişi. Bu 40 binin 30 bini Kürttür. Deniyor ya 40 bin şehidimiz var. Bunların 30 bini Kürttür dediğinizde hayır diyorlar. O zaman bizim 10 bin şehidimiz var. Ya 20 binden fazla Kürt sivil öldü. Esnaf, çiftçi, gazeteci, memur, işsiz, gariban, hiç alakası olmayan, yargısız infazlarda, kayıplarda, bak bu 40 binin içinde bunlar da var. O acı bizim acımız değil o zaman diyorlar. Nasıl ortaklaşacağız peki? Bak biz bu yürekliliği gösteriyoruz. Her insanın acısı bizim acımızdır. Hepsinin taziyesi ortak acımız, ortak taziyemizse orada buluşalım önce. Ölenin Kürt, Türk olduğuna bakmadan önce buna bir beraber üzülelim. Bakın çareyi bulmak ondan sonra çok daha kolay olacak. İnsanlık bunu gerektirir. Neye göre nasıl ayıracağız? Suruç'ta katledilen senin partinden değil, umurunda bile olmayacak. Efendim Cizre'de öldürülen işte senin etnik kimliğinden değil, umurunda olmayacak. Merasim Sokak'ta öldürülen bilmem senin düşüncene yakın değil, umurunda olmayacak. İşte kamplaşma, kutuplaşma bakın sorunların çözümünü ne kadar imkansız hale getiriyor. Öyle olunca herkesin kendi acısı, herkesin kendi ölüsü, herkesin kendi taziyesi ve herkesin kendi ayrı çözümü oluşuyor. Tek bir çözüm, tek bir noktada buluşmak imkansız hale geliyor. Yapabildikleri en iyi şey olup bitenlerden HDP'yi suçlayacak siyasi bir rant elde etmek. Bakın IŞİD saldırır, HDP'yi suçlarlar. PKK eylem yapar, HDP'yi suçlarlar. HDP'ye yönelttikleri eleştirinin %1'ini PKK'ya ya da IŞİD'e ya da başka bir eylem yapmış örgüte yapmazlar. Neden? Çünkü oy kaygıları var. Bizi yıpratmak, bizi efendim seçmen karşısında itibarsızlaştırmak. Hedef bu, amaç bu. O nedenle ülkede balon patlasa hemen AKP sözcüleri kimin ne yaptığına bakmaksızın, HDP'nin tavrı nedir onu bile sorgulamaksızın anında HDP'yi linç tahtasına oturtuyorlar. Parti binalarımız kurşunlanıyor. Dün Edirne'de olduğu gibi. Parti il başkanlarımız, yöneticilerimiz derhal gözaltına alınıyor. Parti genel merkezimiz dahil olmak üzere yakılıyor, yıkılıyor. Ne yapılmaya çalışılıyor peki? AKP'nin sorumluluğu, hükümetin sorumluluğu bir anda unutturuluyor. Ve toplum bir anda şu duyguya kapılıyor. Zannediyorlar ki ülkeyi biz yönetiyoruz. Zannediyorlar ki İçişleri Bakanı Celal Doğan'dır. Yok kardeşim, Efkan Ala'dır. AKP üyesidir. Emniyet müdürü bize bağlı değil. Biz atamıyoruz. İstihbarat HDP'nin emrinde değil. AKP'nin emrinde. Ülkede operasyon mu yapılacak? Kararını biz vermiyoruz. Tanklar şehire mi sokulacak? Emri bizden gelmiyor. Ne bir bombalamanın, ne bir silahlı eylemin, ne askeri operasyon, ne polis operasyonu. Emrini biz vermiyoruz. Desteğini de biz vermiyoruz. Onaylamadığımızı açık ilan eden tek partiyiz. Fakat AKP devleti yönetme makamındadır. Emir verme makamındadır. Emri veriyor bizzat. Örneğin diyor ki Cizre'de sokağa çıkma yasağı ilan edilecek. Emri kendisi veriyor. Tankla şehirler vurulacak. Emri kendisi veriyor. Bak sorumluluk onda. Bizim böyle bir yaptırım kudretimiz, gücümüz, yetkimiz yok. Biz muhalefet partisiyiz. Ama bir anda öylesine bir hava estiriliyor ki ülkeyi HDP yönetiyor. Bütün olup bitenlerden HDP sorumlu. Bu kadar çirkince 14 yıldır bunu yapıyorlar. Yani. Hesap vermiyorlar. Özür dilemiyorlar. Hata yaptık, eksik, yanlış yaptık demiyorlar. Tek bir örneği yok bunun ya. Tek bir örneği yok. İşte Ankara'daki katliamdan sonra da yaşananlar budur. 24 saat hükümetten neredeyse açıklama yoktu.
Ya bir çıkın deyin ki ya başbakan daha son Merasim Sokak ve Ankara Garları patlamasından sonra çıkıp Ankara'ya özel tedbir aldık diye açıklama yaptı. Bundan sonra artık Ankara'da özel güvenlik tedbirleri olacak diye kendisinin açıklaması burada. Ankara, efendim IŞİD tarafından Ankara Garı'nda bir katliam yapıldı. Ankara Emniyet Müdürü Kadri Kartal görevden alındı. Yerine 2. sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan vekaleten atandı. Merasim Sokak'ta katliam yapıldı. Arkasından o Emniyet Müdürü görevden alındı. 8 Mart'ta yeni bir Emniyet Müdürü vekaleten yine atandı. Yaman Ağırlar. Bu eylem katliam oldu. Bunu da görevden aldılar. Van Emniyet Müdürü dün Ankara'ya atandı. Alabildikleri tedbir bu. 4 saldırı, 4 emniyet müdürü değiştirdiler. Bu kadar. İstifa yok, özür yok, hatasını kabul etmek yok. Ya biz bunları tamam önleyemiyoruz da hani şöyle bir demokratik tedbir alacağız, toplumu birleştirip bütünleştireceğiz diyen bir girişim de yok. Habire kutuplaştırma. Bizi hedef göstererek neyi çözeceksiniz? Ya buradan açıkça söylüyorum. Bütün bunlar bitecekse dokunulmazlığımızı siz kaldırmayın ya. Biz istifa edelim. Mesele bizim parlamentoda olmamız ise ve ben buradan gittiğimde çözülecekse buna inansam yani sizde istifa yüzü ahlakı yok. Ben istifa ederim ama. Bütün sorumluluk bizde olsa biz erdemli insanlarız. Onurlu ahlaklı insanlarız. İstifa ederiz. Sizde bu yok. Bu eksik. O yüzden sorumluluğu bize atıyorsunuz. Dokunulmazlığı kaldırılması gereken sizsiniz. Sorumlu sizsiniz. Siyasi sorumluluk sizde, ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Toplumun gazını almak, şövenist duygularla bir anda hedef şaşırtmak için birkaç HDP'liyi anında objektiflere hedef haline getirip, linç ettirip oradan sıyrılıyorlar. Her katliamdan sonra yaşadığımız, karşılaştığımız maalesef ki böylesine bir durum. Ha, bütün bu savaş, şiddet, terör eylemlerini hep birlikte çözelim diyoruz. 29 Temmuz 2015'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir araştırma önergesi var. 16 Aralık 2015'te de partimin, Halkların Demokratik Partisi'nin araştırma önergesi var. Gelin bir komisyon kuralım. Ne oluyor, ne bitiyor memlekette? Niye bunlar oluyor? Ve nasıl çözeriz? Beraber bir komisyon kuralım. Parlamentoyuz ya biz. Seçilmiş insanlarız. Önerge veriyoruz, komisyon kuralım, araştıralım. Suruç'tan da, Ankara'dan da, bilmem Diyarbakır'dan da, Sultanahmet'ten de her yerden bilgi belge toplayalım ve nasıl önleyeceğimizi, nasıl durduracağımızı beraber kararlaştıralım. Sorumluluk alıyoruz, sorumluluk. Komisyon kurmak sorumluluk almaktır. Yani hükümete diyoruz ki sen yalnız değilsin, gel beraber yapalım bunları. Ne oluyor peki? AKP'nin oylarıyla reddediliyor. Birinde MHP'nin oylarıyla reddediliyor. MHP'nin desteğiyle. Ondan sonra da katliam oldu, terör saldırısı oldu. Hadi ortak bir metin hazırlayalım, kendimizi kurtaralım. Var mı böyle ucuzluk ya? Hükümetin sorumluluğunu göz ardı etmek için gruplar olarak parlamentoda bir araya gelip bir sayfalık, yarım sayfalık bir metin yayınlayalım. Bizim sorumluluğumuz bitti diyelim. Bu mudur milletvekillerinin sorumluluğu? Milletvekilinin, genel başkanın işi kınamak mıdır? Bu mudur sadece? Git bak bakalım. Şu acı yaşayan anneler babalar biz kınayınca rahatlıyorlar mı? Bitiyor mu yani acısı? Sokakta tedirginlikle dolaşan, korkuyla dolaşan insanlar biz kınadığımız zaman rahatlıyorlar mı? Bitiyor mu mesele? Çözüm bekliyorlar bizden, çözüm. Çözüm bekliyorlar. Bırakın artık bu ucuz iki yüzlü politikayı. Çözüm için hazırsanız gelin. Şu gün, şu dakika. Bak parlamento kapalı. Parlamentonun burnunun dibinde 37 kişi katledildi, parlamento tatilde. Yok şu anda biz çalışıyoruz, başka gruplar yok. Genel kurul tatilde. Toplamıyorlar, çağırmıyorlar milletvekillerini. Hadi gelin, kuralım komisyonu. Çözüm nasıl olur? Barış nasıl sağlanır? Ateşkes nasıl sağlanır? Şu barikat hendek nasıl kapatılır? Savaş, şiddet, ölüm olmadan nasıl başarırız? Gel, el birliğiyle elimizin taşın altına koyalım. Dört partiden milletvekilleri buyurun yüksek yuvaya gidelim. Buyurun üç genel başkana çağrı yapıyorum. Üç genel başkan. İktidar ve muhalefet. Dördümüz yan yana gelelim buyurun. Dört partinin temsilcileri gidelim. Biz gidelim sura.
Nusaybin'e biz gidelim. Niye tankı topu gönderiyoruz? Askere de polise de yazık değil mi? Biz mi gidelim? Diyalog kuralım. Diyalogla kapatalım hendeyi barikatı. İkna ile yapalım. Bu değil midir ahlaki çözüm? Bu değil midir doğru makul çözüm? Tartışarak, müzakere ederek, konuşarak bütün bunları yapmak yerine bizim bu çağrılarımıza, barış niyetimize, girişimlerimize rağmen HDP'yi neredeyse terör örgütü ilan etmek sizin haddinize değil. Sizin haddinize değil. Biz gücümüzü, meşruiyetimizi halktan aldık. Dayandığımız tek güç odur. Halk bizi seçti. Size nasıl halk oy verdi, buraya gönderdi? Bize de oy verdiler. Burası parlamentodur, eşitiz, unutmayın. Bir HDP'li, bir AKP'li, MHP'li, CHP'li vekil eşittir. Biz buranın, parlamentonun çalışan memurları değiliz ki çalışan memurlarına da saygım var, yanlış anlaşılmaz. Ama biz AKP'nin emrinde memur değiliz genel kurulda. Başbakan bizim müdürümüz değil, genel müdürümüz değil. Diğer genel başkanlar HDP'lilerin amiri değil. Kendinize gelin, haddinizi bilin. Bize öyle parmak sallayarak. Milletvekillerimize had bildirmeye çalışmak sizin işiniz değil. Halk bize bir görev verdi. Halk o görevi arzu ettiği zaman geri alır. Biz de buna saygı duyarız. Bu kadar. Ötesi darbedir. Başka da hiçbir anlamı yoktur. Ve biz buna kesinlikle boyun eğmeyeceğiz değerli arkadaşlarım. Şimdi güvenlik tedbirleriyle ilgili konuşuyorlar, tartışıyorlar, yaptık yapacağız diyorlar. Yapsınlar işleri, görevleri. Yapmamaları suç. Halkın güvenliğini sağlamak onların işi. İçişleri Bakanı 18 saldırıyı önledik diyor. 18 saldırıyı tespit ettik ve önceden önledik diyor. Ben soruyorum. Kaç kişi tutuklandı? İsimleri nedir? Hangi cezaevindeler? Neyle yargılanıyorlar? Haklarında dava açıldı mı? Neredeler? Değil mi? 18 bombalı saldırıyı önledik diyor. İnşallah önlemişsinizdir. Ama biz kamuoyuna yansıyan bir şey duymadık. İnşallah önlüyorsunuzdur. İnşallah bizi takip etmekten, bizi izlemekten, telefonlarımızı dinlemekten, HDP'lilerin peşine düşüp operasyon yapmaktan inşallah mesela bombacıların peşine düşüyorsunuz. İnşallah. Fakat hiç de öyle görünmüyor. Kendinizi korumak, kendinizi güvene almak, kendi güvenliğinizi sağlamak dışında yaptığınız, yapabildiğiniz hiçbir şey yok maalesef. Ben umut ediyorum ve diliyorum ki bütün bu yaşanan acılar yaşadığımız son acılar olur. Halk, toplum asla umudunu yitirmemeli. Evet, birlik olacağız, olmalıyız. Bu bir zorunluluktur. Ama bir partinin çatısı altında değil, ırkçılıkta değil, milliyetçilikte değil, mezhepçilikte değil, özgürlük, demokrasi ve eşitlikte birlik olacağız. Bizi birleştirecek temel ilkeler evrensel ilkelerdir. Sarayın kanunları bizi birleştiremez. O nedenle toplumun asla umutsuz, karamsar olmaması lazım. Çünkü halen umut var, halen biz varız, halen HDP var, halen bu ülkede barıştan yana milyonlar var. Hangi partide de olursa olsun, barıştan yana olan herkese omuz omuza vermeye hazırız. CHP'de var, biliyorum. AKP'de de var, biliyorum. Parlamento dışındaki partilerde var, biliyorum. Sendikalarda, meslek odalarında, emek örgütlerinde var, biliyorum. İnsani değerlere saygı duyan ve barış isteyen. Milletvekili ya da parti yöneticisi, lütfen sesinizi yükseltin artık. Gelin bu konuda barış için en azından omuz omuza çalışalım. Beraber ülkemizin, çocuklarımızın aydınlık geleceği için elimizden geleni yapalım diyorum ve inşallah bir daha bu tür katliamlarla karşılaşmayız. Değerli arkadaşlar, sendikacı, emekçi arkadaşlarımız aramızda. Evet, aslında bahsettiğimiz konu doğrudan emeğin mevzusudur. Barış mevzusu demokrasiden, emekten, işten, açtan ayrı düşünülemez. Sizlerin bugün yaşadığı ve savaş devam ettiği müddetçe, sömürü devam ettiği müddetçe yaşayacaklarınız asla barış talebinden ayrı düşünülemez. Konuşmamın bu ilk bölümünde ifade ettiğim bütün çağrılar, talepler aynı zamanda emeğin, emekçinin talepleridir. Bugün Türkiye'nin birçok yerinde işçi grevleri var.
Ya ücretlerini alamıyorlar, ya sosyal hakları ödenmiyor, ya sendikalı oldukları için işten atılıyorlar. Ya efendim toplu sözleşme hakları gasp ediliyor. Ya arkadaşları işten çıkarılıyor. Ya iş yeri koşulları, çalışma koşulları uygun değil. İş katliamlarında katlediliyorlar. Bütün bu gerekçelerden dolayı şu anda en azından örneğin TÜMKA işe bağlı 150 işçi 84 gündür. SCA Yıldız iş yerinde grevdedir. Cam Keramik işe bağlı 150 işçi 277 gündür Serapol iş yerinde grevdedir. Paşabahçe Şişecam işçileri Kartal İş Sendikası'na bağlı 22 işçi 131 gündür grevdedir. Birleşik Metal işe bağlı Oyak Renault çalışanları grevdedir. Ve talepleri birbirine çok yakın, birbirine benzer. İnsan onuruna yakışır bir çalışma koşulu ve yaşam istiyorlar. Biz ürettik diyorlar. Ülkeyi biz kalkındırdık, biz var ettik ama paylaşırken siz çalıyorsunuz, bize bir şey kalmıyor. Adaleti dağıtmıyorsunuz diyorlar ve haklılar. Tanka topa ayırdığınız paranın %1'ini bize ayırmıyorsunuz diyorlar. Sağlık koşullarımıza, eğitim koşullarımıza para ayırmıyorsunuz diyorlar. Çok haklılar. 2016 bütçesi daha geçen hafta parlamentodan geçti. Aslan payı yine savunma bütçesineydi. Yine maalesef ki savaş harcamalarındaydı. Katı atık toplama işçileri aramızda. Bakın Türkiye'de önemli bir sektöre dönüştü. Birçok insan 500 bine yakın belki buradan geçiniyor. Ne yaptılar? Şimdi katı atık toplayan işçilerin o topladığı malzemeleri satın alan firmalara cezai sorumluluk getirdiler. Alırsanız 140 bin TL eski parayla 140 milyar ceza ödersiniz diyorlar. Nedir bu? 500 bin insan buradan ekmek yiyen 500 bin insanı işsiz aç bırakmak demek. Bunun amacı ne? Sektörü tekelleştirmek. Büyük firmalara bu sektörü peşkeş çekmek. Yani gariban işte o katı atığı toplayıp bir çeşit dönüşüme de hizmet eden kendi ekmeğini de bütün o atıklardan çıkaran insanların kazandığı 3-5 kuruşa bile göz diktirir. Onları da siz kazanmayacaksınız diyorlar. Orada elde edilen bütün paraları toplayacağız. Tekelleşmiş büyük firmalar oluşacak, onlara vereceğiz diyorlar. Yani nerede bir emek düşmanlığı varsa bunlar onun planlaması içerisinde. İnşaat işçileri aramızda, temsilcileri, işçiler aramızda en çok iş cinayeti, iş katliamı bu sektörde yaşanıyor. Türkiye'nin bütün rezidanslarını, lüks konutlarını, AVM'lerini bu arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşaatlarında çalışanlar bunlar. O devasa binaları, görkemli mimarileri yapanlar bunlar. AVM'yi yaparlar ama o AVM açıldığında orada bir kahve içecek paraları yoktur. Rezidansın kapıcısı bile olamazdır. Ama alın terleriyle o bina yükselmiştir. Fakat bu insanlar ekmek parası bile bulamazlar. Torunlar inşaatta olduğu gibi asansörden düşerler, katledilirler. Yani neredeyse her gün, her inşaatta toplu ölümler, toplu katliamlar yaşanır. Ama sendika hakları yoktur. Patrona karşı itiraz hakları bile yoktur. Maden işçileri en son Soma'da ve Erbenek'te yaşanan toplu katliamlarla bir kez daha trajedi ortaya çıktı. Bırakın artık o ölümlerin, katliamların hesabını sormaya. Aileleri artık hesap verir noktaya geldi. Duruşmalar devam ediyor. Aileler duruşmaya gidecek para bulamıyorlar. Ya evladı, kocası, eşi, çocuğu katledilmiş Soma'da, Ermenek'te. Yargılanıyor işte sözde sorumluları. Duruşmaya gidecekler, artık gidemiyorlar. Yol parası yok çünkü. Evladının orada katlini, sorumluluğunun hesabını soracak mahkemeyi takip edemiyor. Birçoğu da mahkemeden umudunu kestiği için duruşmalara gitmiyor. Bak ailenin cebinde duruşma parası yok. Ama örneğin Yusuf Yerkel'i hatırlarsınız. Soma'da madenciyi tekmeleyen devlet büyüğü var ya. Büyüğü mü küçüğü mü artık. O tekmelediği çocuğa ceza ödetiyor şu anda. Çünkü makam aracına zarar vermiş diye 10 ay hapis cezası, 600 küsür TL'de para cezasına çarptırıldı. Yerde tekmelenen madenciden söz ediyorum. 301 çalışan işçi Soma'da katledilmişti. Ölenler onun arkadaşı. O da öfkeyle bir protesto yapıyor ve onu tekmeleyen müsteşar
cezalandırılmak yerine yerde tekmelenen madenci ceza alıyor. Yani işçiye, emekçiye bakış açısı bu değerli arkadaşlar. Sizlerin yani işçilerin sadece çalışmalarıyla aldığınız asgari ücret var ya, oradan ödediğiniz vergilerle ülkenin vergisinin %20'si toplanıyor. Ve o vergiyi siz zaten kaynakta ödüyorsunuz. Maaşınızı alırken önce vergi kesiliyor, sonra maaş size veriliyor. Geri kalan veriliyor. Kaynakta kesiliyor maaş. Peki ülkenin şirketleri, bütün şirketleri bak, tamamını söylüyorum. Devasa holdinglerden küçük şirketlere kadar. Ülkede ödedikleri vergi ne kadar oran olarak? %10. Sizin ödediğinizin yarısı yani. Toplam verginin %10'unu şirketler ödüyor. Ve toplam verginin %20'sini siz ödüyorsunuz. Peki dağıtırken değerli arkadaşlar, sadece bakın siz aldığınız payın neredeyse 90 katı bu şirketlere gidiyor. Size dağıtılan payın. Dağıtırken de böyle. Vergiyi vergilendirilmiş maaşınızı harcarken de adaletsizlikle karşılaşırsınız. Çünkü devasa bir holdingin sahibi, trilyonları olan bir iş adamı da ekmek alırken aynı vergiyi ödüyor. Aylık 1000 TL bile kazanamayan bir yoksul emekçi de ekmek alırken ona aynı vergiyi ödüyor. Sen para kazanırken daha fazla vergi ödüyorsun, maaş alırken ondan daha fazla. Harcarken bakın aynı vergiyi ödüyorsunuz. Oysa ki vergilerin zaten %66'sı ekmekten, doğalgaz, elektrikten, cep telefonu, köprüden, yani sizin günlük harcamalarınızdan elde ediliyor %66'sı. Dolayısıyla sizin zaten vergilendirilmiş maaşınızın yarısı harcarken yine vergiye gidiyor. İşte adaletsizlik tam buradadır. Bunu niye yapıyorlar değerli arkadaşlar? Bilinmiyor değil ama burada hatırlatalım. Nedir bu başımıza gelen? İlk defa mı dünyada Türkiye'de işçinin emekçinin başına geliyor? Hayır. Bunun adı kapitalist sermaye sistemi. Neoliberal ekonomik sistemdir. Sermaye baş tacı edilir. Patron korkmasın, gelsin burada yatırım yapsın diye işçi onun önüne köle olarak atılır. Yani şöyle derler, bütün uluslararası sermayeye çağrı yaparlar. Derler ki gelin ülkemize, bizde iş gücü çok ucuz, işçi bedava, işçi ölse umurumuzda bile değil. Seni yargılamayız, tutuklamayız, tazminat ödemezsin. Kıdem tazminatı burada efendim zaten vermesen de olur. Kaçak çalıştırsan göz yumarız. Yaralansa görmezden geliriz. Önemli değil. Yeter ki gel yatırım yap. Yatırım çekmek için sermayeye işçiyi, emekçiyi peşkeş çekiyorlar. Ve düzen ancak böyle işler diyorlar. Böyle yapmazsak ülkemiz kalkınmaz. Ve bunu bir zorunluluk olarak bize yutturuyorlar. Oysa ki bu bir zorunluluk değildir. Asıl olan nedir biliyor musunuz? Asıl olan ülkenin sermayesinin balon gibi büyümesi değildir. Bize insanca yaşayabileceğimiz kadar bir büyüme yeterlidir. Bakın ülke ekonomisi 5 kat büyüdü AKP döneminde ama işçi, emekçi kazancı 1 kat arttı. Geri kalan o 4 kat, evet ülke ekonomisi büyüdü ama 4 kat artan o gelirin, karın tamamı ülkenin %1'lik zengin nüfusunun cebine gitti. Ya da uluslararası büyük sermaye şirketlerinin cebine girdi. Şimdi ülkenin ekonomisi 5 kat büyümüş, bana ne? Bize bir şey yok. Ne anladık ülkenin ekonomisinin büyümesine? 1 kat büyüseydi hepsi bizim olsaydı, daha karlıydık. Ne doğamız talan edilirdi, ne enerjimiz bu kadar tüketilirdi, ne bu kadar işçimiz katledilirdi, ne de bu kadar işsizimiz olurdu. Az kazanalım, adaletli paylaşalım, kazancımız bugünkünün 3 katı olur. Ama sermayeyi ille de Türkiye'ye getireceğiz, büyük sermaye, büyük yatırım olsun dediğinizde, işte Cerattepe'de olduğu gibi bütün doğal kaynakları, ormanı, dereyi onun emrine sunarak talan ettiğinizde, işçi ona peşkeş çektiğinizde ortaya vahşi kapitalizm çıkar. Yatırım olsun, sermaye gelsin. Tabii ki para olmadan olur mu, yatırım olmadan olur mu? Olacak. Fabrika da kurulacak, üretim de olacak. Ama bunların hepsinin bir sınırı vardır. Emeği köleleştirip sömüremez. Doğayı katledemez. Emeğin hakkını vereceksin. Sermaye olarak aşırı kar, maksimum kar için
her şeyi, insanlığı yok edemez. Buna izin vermemek lazım. AKP bunu bir başarı öyküsü olarak Türkiye'ye anlatıyor işte. Ekonomimizi şu kadar büyüttük diyor. Geri dönüp halka bakıyorsunuz. Eskiden, yani 10 yıl öncesine kadar toplumda yoksulluk sınırının altında olanlar toplumun yarısıydı. Yine yoksul bir toplumduk. Toplumun yarısı yoksulluk sınırının altındaydı. Yani tam bir fakir fukara, perişan durumda. Şimdi %85'i. Anlatabiliyor muyum? Yoksulluk bu kadar arttı. Ülke ekonomisi büyüdü, doğru. Balon gibi şişti, doğru. Rakamlar büyük ama hırsız da büyük. Hırsız da büyüdü. Mesele bu. Fakat bu yetmiyor ki. Yani bu kadar ucuz iş gücü, bu kadar köleleştirilmiş işçi emeği tatmin etmiyor bunları. Daha fazla diyor, sermaye çekmemiz lazım. Çünkü savaşa kaynak aktarıyoruz. Tank, top, yani bir gün içerisinde Cizre bu kadar bombalanırken paralar nereden gidiyor? Senin cebinden çıkıyor işte. Sabah başlıyor, akşama kadar. Tank, top, mermisi sadece oradaki Kürt'ü mü öldürüyor? Hayır. Seni de öldürüyor burada. Perişan ediyor, aç bırakıyor. İşsiz, yoksul bırakıyor. Patrona mahkum bırakıyor seni. İşte savaş ekonomi, savaş işsizlik, savaş emek bu kadar iç içedir. Ve barış bu nedenle hepimiz için bir zorunluluktur. Ekmek kadar, su kadar bir ihtiyaçtır. Bunlara yetmiyor bu. Şimdi özel istihdam büroları yasası çıkaracaklar. Şu andaki, bakın, OECD ülkeleri içerisinde en ucuz iş gücü bizde. Bütün Avrupa'yı dolaşın, bütün ülkeler, Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Konseyi ülkelerinde en çok işçi katliamı bizde. Birinci sıradayız. Maliyeti en düşük işçi bizde ama yine yetmiyor. Şimdi özel istihdam bürolarıyla işçi kiralama yasal olarak parlamentoya getirilmek isteniyor. Nedir bu? Sizler yakından takip ediyorsunuzdur. Şimdi özel istihdam büroları kuruluyor. Şirket bunlar. 100 tane işçiyi işe arıyor bunlar. Aldıkları işçi ne iş yapacak bu şirkette? Bir iş yok. Başka firmalara kira verecek. 3 saatlik, 3 günlük, 1 aylık, en fazla 8 ay ama. Neden? Çünkü çalıştığı, kiralama olarak gittiği firmada bir yılı aşarsa biliyorsunuz kıdem tazminatı hakkı kazanacak. Bir, o hakkı kazanması. Ona izin vermiyorlar. İki, kiralama o kadar işçi ve emek gücünü ucuzlatıyor ki artık kadrolu işçi diye bir şey kalmayacak. Kalifiye eleman diye bir şey kalmayacak. Bütün firmalar işçi kiralama şirketlerinden işçi kiralayacaklar. Çünkü maliyet çok düşük. O firmanın personeli değilsiniz. Sigortayı o firma ödemiyor. Ölseniz o firma sorumlu değil. Efendim inşaattan düşse, yaralansanız o firma sorumlu değil. Sizin sahibiniz, affedersiniz, sahibiniz, sizi köle olarak görenler özel istihdam bürosu şirketi. Siz onun malısınız. Tırnak içinde özür dileyerek belirtiyorum. Artık onun malısınız. İstediği yere kiralar, sizden istediği kadar parayı kazanır ama size asgari ücret. Belki de onun daha altında bir ücret öder, o kadar. Kiralama budur işte. Bunu şimdi yasallaştırıyorlar ve bununla övünüyorlar. Bakın, özel istihdam büroları İngiltere'de var, Hollanda'da var, Fransa'da var ve Almanya'da var. Birçok ülkede var. Özel istihdam bünyesinde çalışan işçilerde işçi ölümleri normalin 2 katı. Çünkü hiçbir iş güvenliği yok gittikleri yerlerde. Kiralama olarak gidiyor. 3 günlüğüne gidiyor oraya. Ne işten, ne güvenlikten, ne tedbirden dair hiçbir önlem alınmadan işçiyi oraya sürüyorlar. 2 katı, bakın şu anda bile, şu anda Türk dünya ortalamasında üst sıralardayız işçi katliamında. Şu anda özel istihdam büroları getirildiğinde 2 katına çıkacak belki de. İşçi katliamları, işçi ölümleri. Bu da yetmiyor. Bakın bunu da yapmaya çalışıyorlar ama yetmiyor. Tatmin olmadılar. Herhalde şöyle düşünüyorlar. Dünyanın en ucuz işçileri bizde ama bu herhalde yine de sermayeyi cezbetmiyor, sermaye gelmiyor. Özel istihdam bürosu kuracağız, işçi kiralama yapacağız. Yine gelmeyebilirler. Ne yapalım? Kıdem tazminatına göz diktiler. Kıdem tazminatını şimdi artık sizin hesabınıza yatırmıyorlar. Yatırmayacaklar. Tasarı böyle en azından. Fona yatıracaklar. Fon demek hırsızlık parası, hırsızlık kasası demek. Türkiye'de hükümet fonu diye bir şey duyduğunuz anda bilin ki hırsızlık olacak. Şimdiye kadar hep öyle oldu.
Adını fon koymuşlar da. Hırsızlık. Adına hırsızlık fonu diyecek halleri yok ya. Açık açık. Konut fonu, bilmem destekleme fonu, şu fon, bu fon diyerek en çok hırsızlık yaptıkları alanı o şekilde kuruyorlar ekonomide. Şimdi kıdem tazminatınızı eskiden patron örneğin 12 ay çalışınca sizlerin %8.33'ünü sizin adınıza kıdem tazminatı olarak ayırmak zorundaydı. O patronun ve işverenin sorumluluğuydu. Şimdi bunu düşürüyorlar %4, yarı yarıya. Yani ve onu da patron artık işveren sizin hesabınıza yatırmayacak, fona yatıracak, hükümete. Hükümet bu parayı istediği gibi kullanacak. Fonlar çöker mi, çalınır mı? Çünkü geçmişte işçiler adına açılan hiçbir fonda, işsizlik fonu dahi kimse hayır görmedi. Fonların tamamı hırsızlıkla maalesef ki yolundu. İşsizlik sigortası normalde işverenin %2 prim olarak ödemesi lazım. İşsizlik fonuna. Onu da düşürüyorlar. %75'ini düşürüyorlar hem de. %2'dir, %0.5'e düşürecektir. Bu ne demek? Ey sermayedar, Türkiye'de yatırım yapmaya geldiğinde çalıştıracağın işçi için kıdem tazminatını artık yarı yarıya fona ödersin. İşsizlik sigortasını da %2'den %0.5'a düşürdük. Maliyet düştü. Zaten özel istihdam bürolarıyla modern köleler emrinde buyur gel yatırım yap. Bakın buna karşı birlikte direnmezsek parlamentoda biz, dışarıda siz kol kola omuz omuza. Önümüzdeki günlerde ve yıllarda bu günleri arar duruma geleceğiz. Ya zevklerini, saltanatlarını görüyorsunuz yaşadıklarını. Yani saray buradan sadece görünüyor da AKP'ye iş yapan, AKP'yle çalışan bütün müteahhitlerin sarayı var. Bu sadece görünen bildiğimiz yani. Hepsi saraylarda yaşıyor. En büyük ihaleler bunlarda. En büyük krediler, yolsuzluklar bunlarda. Vergi afları bunlarda. 300 trilyon sadece milletin anasına küfür atan müteahhitin vergi borcunu sildiler bunlar ya. 300 trilyon. Bir kalemi. 100 bin tane işçi bir araya gelip ömür boyu çalışsanız gece gündüz o parayı toplayamazsınız ya. Bir kalemde sildirir. Vergi borcu ya. Nedir peki? Nereden alacaklar o vergiyi? İşte senden alacaklar. Buna itiraz edeni de konuşmamın başında belirttim. Terörist ilan edecektir. Bak, sendika için yürüyeni dövüyorlar, gazlıyorlar, cokluyorlar. Renault Oyak işçilerinin ya kendi iş yerinde hakkını arıyor insanlar ya. Basıyorlar, gazla, copla gözaltına alıyorlar, tutuklamaya sevk ettiler ya, grev yapıyor diye. Sen terörist, ben terörist, o terörist, Alevi terörist, solcu terörist, Kürt terörist, işçi terörist, Artvin'deki terörist, Gezi'deki terörist, kim kaldı geriye? Bir kendisi kaldı, bir de etrafındaki şürekası. Memleketin hepsi teröristse, affedersiniz, tırnak içinde belirtiyorum, yanlış olan sensin o zaman. Çoğunluk buysa, eksik olan sensin. Buna izin vermememiz lazım. İnanın ki başarabiliriz. Biz parlamentoda bu yasayı engelleyebiliriz. Özel istihdam ve kıdem tazminatı ile ilgili yasayı durdurabiliriz. Buna gücümüz yetiyor. Bundan asla korkmayın, çekinmeyin değerli arkadaşlar. Sizlere değerli arkadaşlar birkaç küçük konuyu daha belirtip görüşlerimizi ifade edip öyle grup toplantısını bitireceğim. Şimdi bakın, içerideki savaş politikası Suriye başta olmak üzere dış politikadaki savaşı da besleyen, destekleyen, karşılıklı birbirini besleyen, destekleyen konulardır. Bir ülke içeride ne kadar istikrarı, doğru, ilkeli, ahlaki bir tutumu sağlarsa dış politikada da o kadar istikrarlı olur, barış politikası uygulayabilir. Suriye konusundaki savaş ve savaş çığırtkanlığına diyecek bir şey yok. Bakın Erdoğan'ın sözleri var burada, hatırlatmak istiyorum. Biraz önce Davutoğlu'nu hatırlattım. 2011'de bundan 6 yıl önce Mısır'da Kahire'ye gitmiş, üniversitede konuşma yapıyor beyefendi. Ne demiş? Halkına kurşun sıkan, Şam yönetimine sesleniyorum demiş. Halkına kurşun sıkan, tanklarla, toplarla şehirlere baskınlar düzenleyen, sivilleri öldüren bir yönetim. Böyle bir yönetimde kimsenin ne dost olabileceğini ne de böyle bir yönetime güven duyabileceğini inanmıyorum demiş. Halkını katleden bir liderin meşruiyetini kaybedeceğine dikkat çekiyorum demiş.
Suriye liderinin bu yanlış yolda yürümekte ısrar etmesi Suriye'ye barış ve istikrar getirmeyecektir. Sayın Esad başta olmak üzere ülke liderliğinin bir an önce bunu idrak etmesini temenni ediyorum demiş. 2011. Bak nereden nereye geldik. Şimdi Esad oradan aynı cümleleri buna söylese haksız mı? Ey Sayın Erdoğan dese, bir lider ki kendi şehrini tankla, topla, sivilleri efendim şehri içinde katlediyorsa o liderin meşruiyeti var mı diye sana sorsa ne diyeceksin? Çok merak ediyorum. Bak sen söylemişsin ona. Aynısını şimdi onun sana söyleme hakkı doğdu. Şimdi Şam'a işte Emevi camisinde 3 günde namaz kılmaya gidilecekti. Fethedilecekti her taraf. Oraya AKP huzuru götürülecekti. 6 yılda Suriye devasa bir dünya savaşına dönüştü. Suriye toprakları bir enkaza dönüştü. O sırada mültecileri Türkiye'ye davet ettiler. Bunlar neden? Çok sevdikleri için mi? İnşallah. Fakat hiç öyle görünmüyor. Mülteciler üzerinden Suriye siyasetini, Suriye politikasını şekillendirmek istedir. Milyonlarca mülteci buraya davet ettiler ki Suriye politikasında söz hakkı, karar hakkı Türkiye'de olsun. Çünkü dışlandılar. Bir tek ellerinde mülteciler kaldı. Perişan edilmiş, zaten savaş mağduru, toprakları, köyleri, evleri, barları yıkılmış. Onları buralara getirttiler. Bunların 200 bini sadece işte kamplarda, geri kalanlar hepsi sokakta perişan. Ne yaptılar? Bunları şimdi zamanı geldi, artık pazarlık malzemesi olarak kullanmaya başladılar. 1951'de bir Cenevre Sözleşmesi var, Mülteciler Sözleşmesi. Türkiye bu sözleşmeye bir uyarlama yaptı imzalarken. Dedi ki, benim güneyimden ve doğu sınırlarımdan gelen hiç kimse mülteci hukukundan yararlanamaz. Sadece batıdan Avrupa Konseyi üyesi olan ülkelerden gelenler Türkiye'de mülteci olabilir. Dolayısıyla Irak'tan, Suriye'den ya da başka doğu ülkelerinden ülkemize gelen hiç kimse mülteci hukukundan yararlanamıyor. Geçici burada yerleşme hakları var sadece. Ne oluyorlar bunlar? İşte Türkiye'nin bunları mülteci olarak batıya satma girişimi var şu anda. Satma girişimi. Bu insanları şu anda para karşılığında oraya satma ya da oradan alma pazarlığını yapıyorlar. Hani efendim biz insan olduğumuz için, biz vicdanlı olduğumuz için bunları kabul etmiştik. Öyle diyordunuz. Biz diyordunuz Esad zulmünden, oradaki bilmem barbarlıktan kaçan kardeşlerimizi gelmeyin mi diyelim. Tabii ki kucak açacağız çünkü biz insanız diyordun. Şimdi hani insanlığı? İnsanlığı bir kenara bıraktın şimdi. Kayseri tüccarlığıyla bu insanları Avrupa'ya pazarlamaya, satmaya başladınız. Bakın mülteci konusu da hem işçi emekçileri hem iç barışı hem de bölge barışını ilgilendiren çok önemli bir mevzu. Bütün işçi kardeşlerimden ve Türkiye'deki bütün yurttaşlarımızdan özel ricamızdır. Bu insanlar zaten savaş mağduru olmuş, kendi ana vatanını terk etmek zorunda olmuş, bizim gibi değerli insanlardır. Onur haysiyet sahibidir. Ve ülkemizde, topraklarımızda, evimizde, barkımızda, iş yerimizde oldukları her gün, her saat bizimle eşit kardeş muamelesi görmeliler. Bizim düşmanımız, bizim ekmeğimizi elimizden çalmaya gelmiş, bizim ülkemizi elimizden çalmaya gelmiş insanlar gözüyle bakamayız. Onları batıya ya da Suriye'ye ne kadara satabiliriz, pazarlayabiliriz diye bu insanlara mal gözüyle bakamayız. Zaten bir değil 10 defa mağdur olmuşlar. Biz bu insanlara şu iyiliği yapabiliriz. Suriye barışı için, onların ülkesinin barışı için çalışabiliriz. Ülkelerine barışı getirmelerine yardımcı olursak, barışı sağlarsak, arzu eden ülkesine döner, arzu eden bizle birlikte yaşar. Türkiye'de yurttaş da olur. Ama hiçbir zaman mülteciyi, mülteci hukuku bile olmayanları pazarlık konusu yapamazsınız. Buna biz izin vermeyiz. Hedef olarak da her zaman karşı çıkacağız. Hele hele ana muhalefet partisi. Efendim 3 milyar isteyip mültecileri siz alacağınıza 6 milyar verelim, onlar alsın, biz gönderelim diyen anlayış tam bir pazarlıkçı anlayıştır. Sosyal demokrat bir partiyim diyen partinin önerisi bu mu olacak? İktidar zaten tüccar gibi yaklaşıyor. Ana muhalefet de pazarlığı artır diyor. Bu kadar. Çözüm önerileri bu kadar. Böyle bir şey asla kabul edilemez.
Zihniyet kökünden yanlış. Bakın, toplumsal olaylara, emeğe, kadına, gençliğe, Kürde, Aleviye, Türkiye, herkese bakış açısına bir yanlışlık var. Hükümetin bu bakış açısı düzelmediği müddetçe de Türkiye'de huzur olmaz. Barış olmaz, güven olmaz. Ya bunu kendileri düzeltecekler ya da bizler muhalefet güçleri, odakları olarak bunun için direneceğiz. Direnmek zorundayız. Bütün bu zulüm politikalarına karşı bizler teslim olamayız. Herhalde boyun bükemeyiz. İşte birkaç gün sonra gelecek olan Nevroz inşallah ülkemize baharla birlikte barışı da müjdelir. İnşallah Nevroz o zalime karşı direniş ruhuyla ülkemizde huzurun da çözümün de teminatı olur diyorum. Şimdiden hepinizin Nevroz'u bütün bu acılara rağmen, belki şenlik havasında, belki bir bayram havasında karşılayamıyoruz ama bir kez daha kutlu olsun diyorum. Bizler yasımızı da, taziyemizi de, acılarımızı da yüreğimizde hissedeceğiz ama onu direniş ruhuna dönüştüreceğiz. Bir teslimiyet, bir yenilgi, bir yanılgı veya yılgınlığa da yer vermeyeceğiz. Bir kez daha hepinize çok teşekkür ediyorum. Grubumuzu onurlandıran siz değerli emekçilere, sendika temsilcilerine başarılar diliyorum. Grevde olan bütün işçi kardeşlerimize, emekçilere dayanışma duygularımızla selamlarımızı iletiyorum. Bütün arkadaşlarım adına hepinizi tekrar selamlıyorum. Allah hepimizin yolunu açık etsin. Sağ olun.